size batıda çok değişik yerlerde Yargıda Birlik Derneği olarak birileri ön açmayabilir. Belki görüşmeyebilir. Pas vermeyebilir. Değerli arkadaşlar, hiç umursamayın. Kusura bakmayın. Ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım. İt ürür, kervan yürür. Biz yolumuza böyle gidiyoruz. İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. 17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından hakimler ve savcılar yüksek kurulunu tamamen ele geçirerek yargıyı kontrolü altına almak isteyen örgüte karşı çoğulcu ve geniş tabanlı bir hareketin temsilcisi olarak Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki de kurdunuz. Çok isabetli oldu. Aksi takdirde meydan bunlara kalıyor. Er meydanının sahibi sizler olmak durumundasınız. Eğer meydanı boş bırakırsanız işte birileri gelir o meydanı doldurur. Anayasaya, kanuna, hukuka uygun bir şekilde vicdani kanaatleriyle yargı görevini yerine getirmek isteyen hakim ve savcılarımız iradesini ve yetkisini FETÖ'nün emrine veren mankurtlara karşı tarihimizde ender rastlanan bir birliktelikle hareket etmişlerdir. Hayırlı olsun. Ülkemize yönelik saldırı ne kadar alçakça ve ahlaksızca olursa olsun bizim buna karşı verdiğimiz mücadele daima hukuk devleti sınırları içinde yürütülmüştür. Öyle de devam edecektir. Aksi takdirde onlardan farkımız kalmaz. Şu anda içeride olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur. Başbakanlığım zamanında. Ve şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde vatandaşlarımızın direnişi ve bizim ortaya koyduğumuz liderlik yanında yargımızın sağlam duruşu da çok hayati öneme sahiptir. Bana göre o 15 Temmuz'daki sağlam duruşunuzun bundan sonra da devamı şarttır. Biz hiç kimseden çekinmemize gerek yok. Çünkü adalet terazisi sizin elinizdedir. Adalet terazisini elinde tutanlar yeryüzündeki gücü elinde tutanlardır. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Aslında 15 Temmuz sonrasında yargı ve emniyet başta olmak üzere tüm bürokraside gördüğümüz gerçek şudur. FETÖ'cülerin tasfiyesi işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz. Ben bu vesileyle gerek Başbakanımızı, gerek İçişleri Bakanımızı, gerek tüm emniyet teşkilatımızı, polislerimizi burada geniş bir ekiple yaklaşık 1000 kişiyle ülke genelinde yaptıkları bu operasyonla 17 günde
bunları yakalamış olmalarını, Türk polisinin nedenli elhamdülillah ufku olduğunu, güçlü olduğunu göstermesi bakımından da çok çok önemsiyorum. PKK terör örgütüyle değerli kardeşlerim bunlar ortak çalışıyorlar. Müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımızın içerisinde bunlar var mı? Var. Silahlı kuvvetlerimizin içerisinde bunlar var mı? Var. Ve tabii ki bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyor. Ama her geçen gün eriyorlar. Daha da eriyecekler. Ben patinaj ifadesiyle hep kullandım. Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü biz her şeyi Türkiye için düşünmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık gücünü birleştiren, meclisin denetim mekanizmalarını güçlendiren yeni yönetim modelinin ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyorum. Mecliste ikinci tur görüşmeleri başlayacak olan değişiklikle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 4'ü Cumhurbaşkanı, 7'si meclis tarafından seçilecek, 2'si de bakan ve müsteşardan oluşan 13 üyeli bir yapıya kavuşturulması öngörülüyor. Yargıda Birlik Derneği üyeleri olarak şundan emin olmanızı istiyorum. Önümüzdeki dönemde de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir. Milletimizin yarısından fazlasının desteğini alarak göreve gelecek hiçbir cumhurbaşkanının bu çoğulcu ve geniş tabanlı temsil yapısına zarar verecek bir tavır içine girmesi de söz konusu değildir. Halkımızın yargıya olan güvenini tahrip edecek hiçbir adım atmayız, atılmasına da rıza göstermeyiz. Bunun yolunun da gruplaşmaları reddederek hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, millet adına hareket etmeyi esas alan bir sistemden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Yeni yapıda işte bu hassasiyeti gözetecek şekilde kurulacaktır. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.